Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Naz. Bugün size harika bir kitabın yorumuyla geldim. Kitabım Onun Şeytanları. Kitapta bir terslik görüyorsunuz. Kız ters. Bunun da bir sebebi var. Hani arkadaşlar klasik kitaplarda olur ya, bizim ana erkek karakterimiz olur. Onun bir tane zengin sarışın sevgilisi olur böyle. Daha sonra işte ana esas kızımız gelir yani hikayeye. Daha sonra esas oğlan esas kızı görünce sarışın kızı kenara atar. O artık eski sevgili olur. Biz de esas oğlanla esas kızın hikayesini okuruz ya. Biz hep o esas kızın ağzından okuruz. Bu kitapta işte o sarışın kızın ağzından okuyoruz arkadaşlar. İşte o zengin, sarışın, havalı, çok güzel olan kız bu. Onun Şeytanları ve Kelebeği Öldürme kitabı. Şurada belki görüyorsunuzdur. Bu ikisi de bağlantılı bir kitap ve bunlar da beyazlar. Hani Beyza Aksu'nun diğer kitapları siyah. Bu beyaz bir kitap. Mesela kızımız burada ters bir şekilde basılmış. Çünkü hani bu hikaye de ters. Bizim okuduğumuz her şey ters. Masum kız yok. O sarışın kız var. Hani gerçekten aşırı anlamlı olmuş bu kapak. Şey böyle. O zengin sarışın kızlara karşı olan ön yargınızı kırın. Hani o kötü kızlara karşı olan ön yargınızı kırın kitabı. Öyle bir ön yargınızı kırın kitabı ki. Mesela bu kitapta da tabii ki kötü karakter var. Hani kötü karakter demeyeyim de kötülük yapan bir karakter var. Mesela kitabın son sayfasında ona bile yer vermiş. Biz onun ağzından bile bir yer okuyoruz ve hani o kötü karakterin bile bunları yapmasının sebebi. Yani hani kitabın bize aşılamaya çalıştığı şey aslında hani tamam herkes bir şeyler yapıyor. İyi de olsa kötü de olsa herkes bir şeyler yapıyor ve bunların bir sebebi var. Hani iyi şeylerin de bir sebebi var. Yapılan hani kötü şeylerin, olumsuz şeylerin de bir sebebi var. Bir sebebinin olması haklı ya da haksız olduğu anlamına gelmiyor. Ama hani bir şey onu zorluyor. Bir şey, bir sebep onu bu hareketi yapmaya zorluyor. Ve tamam bu doğru bir şey olmayabilir ama bizim bu konuda empati yapmamızı, hani onu da anlamaya çalışmamızı istiyor. Aşırı güzel bir kitap. Aşırı aşırı güzel bir kitap. Ben zaten dün akşam bitirdim sonu ve şok oldum. Dedim ki ne oluyor dedim. Instagram hesabımda bir tane hikaye paylaştım. Bu arada bu Instagram'ı da takip ederseniz sevinirim. Dedim ki onun şeytanları ya da kelebeği öldürmek okuyan varsa bana DM attın. Çünkü ben gerçekten iyi değilim. Sormam gereken sorular var. Hani o kadar kafam karıştı ki. Hani yarım saat falan geçti. Ben böyle miymiş oldum. Hani kitap bitti. Ben yarım saattir düşünüyorum böyle. Hani o kadar garipti ki, o kadar garipti ki anlatamam size. Hani aşırı iyiydi, aşırı kaliteliydi. Ya kesinlikle tüm yazarlardan görmek istediğim kurgular. İşte dediğim gibi Alena tipik sarışın bir kız. Gayet güzel, mavi gözlü, sarı saçlı, uzun boylu, manken gibi maşallah, zapzayıf. Zengin, çok iyi okullarda okumuş olan, havalı, lüks bir kız yani hani. Ta Alena da zorbalık yapıyor. Hani okuduğumuz kitaplarda hep ana karaktere, masum kıza zorbalık yapan o sarışın kızdı ya. İşte Alena da mesela masum insanlara zorbalık yapıyor. Ama mesela bunun yapması tabii ki de doğru değil. Bu onu haklı çıkarmıyor. Ama mesela ben okurken onun bunu yapma sebebini. Hani aslında kendimce haklı. Başkalarından çıkarıyor, anladınız mı? Bir şeylere sinirleniyor, bir şeylere kırılıyor ve bunu başkalarından çıkarıyor. Beni şey çok etkiledi. Arka kapaktaki yazısı aşırı derecede etkiledi. Sonra diyor ki, anneme söyledim babama da. Susmayı böyle öğrendim. Saat 8'de yemek masasında. Ben mahvoldum ya. Gerçekten hani ben hiçbir şey okumadan sadece arka kapağı okudum. Dedim ki susmayı böyle öğrendim. Saat 8'de yemek masasında. O kadar kalbim kırıldı ki hani gerçekten kalbim kırıldı. Çok içime işledi yani. Hani şu an size bu cümlenin hani o anneme söyledim babama da susmayı böyle öğrendim. Saat 8'de yemek masasında. Ben bu cümlenin size hani ben de yarattığı etkiyi anlatamam. Aşırı orijinal bir konusu var. Bir kere hani Beyza Aksoy daha hani yeni yeni paslıyor yani öyle söyleyeyim. Herkesin ağzında bir Beyza Aksoy, Kelebeği Öldürmek, Onun Şeytanları, Siyah Kuğu, Açık Yerler ve Dikiş İzleri. Gerçekten aşırı derecede merak ettiğim kitaplardı. Şimdi bir karışıklık oluyor. Çünkü Beyza Aksoy'un tüm kitapları neredeyse birbirleriyle bağlantılı. Hani herkesin kafasında ilk önce hangisini okuyacağız var. Mesela ben Kelebeği Öldürmeyi almıştım ama Onun Şeytanları'nı önce okumam gerekiyormuş. Yani hani bu sıkıntı vardı, anladınız mı? İlk önce Onun Şeytanları'nı okuyun, daha sonra Kelebeği Öldürmeyi okuyun. Spoyu yer misiniz, yemez misiniz bilmiyorum ama büyük ihtimalle bayağı büyük bir spoyu yersiniz. Çünkü Onun Şeytanları'nın sonunda bayağı büyük bir şey öğreniyorsunuz. Kelebeği Öldürmek de bağlantılı bir kitap. Aslında devam kitabı da denebilir yani, bağlantılı.
Kelebeği Öldürmek de 3 kitaptan oluşacakmış. Kelebeği Öldürmek 1, ikincisi Kül Kelebek, üçüncüsünün adı belli değil. Gerçekten yazar nerede bağlayacak ben çok merak ediyorum. Hani sebeplerini falan neye bağlayacak aşırı merak ediyorum. Çünkü hani bu iki kitapta gerçekten sağlam bir şey gerekiyor. Hani bunların bizim aklımızdaki neden sorularının bir türlü cevabını ben bulamadım yani. Hani daha Kelebeği Öldürmek'te bulma ümidiyle başlayacağım ona. Bugün başlayacağım. Kelebeği Öldürmeyi okuyanlar dediler ki hani onda da bulamayacaksın. Kül Kelebek'te her şey ortaya çıkıyormuş. Vallahi çok heyecanlıyım yani. Hiçbir fikrim yok. İlk önce Siyah Kuğu 1, Siyah Kuğu 2 okuyun. Daha sonra Açık Yerler ve Dikişlilerini okuyun. Açık Yerler ve Dikişlilerin ikincisi de çıkacakmış. Daha sonra bu da farklı bir seriye geçiyoruz artık. Onun Şeytanları, daha sonra Kelebeği Öldürmek. Mesela Onun Şeytanları kitabında ben hem Siyah Kuğu'nun karakterlerini hem de Açık Yerler ve Dikişlilerin karakterleri gördüm sonunda. Hani insanın çok hoşuna gitmiyor mu? Sizin de hoşunuza gitmiyor mu? Mesela bir kitap okurken diğer sevdiğiniz bir kitaptaki ana karakterleri bu kitapta da görüyorsunuz. Gerçekten aşırı iyi, aşırı aşırı iyi. Onun Şeytanları'nı okuduktan sonra nasıl oluyorsunuz biliyor musunuz? Babamla ben kardeşim. Hani bu oluyor, anladınız mı? Hani gerçekten öyle bir beyniniz error veriyor ki. Şöyle düşünüyorum, eleştirilecek bir şey Allah'ım o kadar güzel ki. Hani eleştirecek bir şey bulamıyorum. Vardı tabii ki ufak tefek hataları yani. Vardı. Adena'nın bazı tutarsız davranışları diyeyim. Ama hani bunların da bir sebebi vardı, anladınız mı? Tamam, yanlıştı. Yapmaması gerekiyordu ama hani ona da kızamıyorum. Çünkü hani yaşadığı şeyler yani. Biz esas olayları bayağı sonda öğrendik. Hani bayağı bayağı sonda öğrendik. Aslında hani olaylar da çok hızlı gelişti. Karakterler de çok hızlı gelişti ama biz esas bir olay vardı. Bayağı büyük bomba yani. Biz o bombayı o kadar sonda öğrendik ki. Hani keşke biraz daha erken öğrenseydik. Kitapları puanlayan bir insan olsaydım bu kitap benden bayağı bayağı yüksek bir puan alırdı. Çok mutluyum. Hani bu mutluluğumu hissediyor musunuz bilmiyorum ama yüzümden anlarsınız. Bu kitap okuduğum için gerçekten çok mutluyum. Onun Şeytanları 2 çıksa bayağı gerekli hani devam kitabının olması. Ama Kelebeği Öldürmek'te belki her şey açığa çıkar. O yüzden Onun Şeytanları 2'ye gerek kalmaz. Hani daha Kelebeği Öldürmeyi okumadığım için bir şey demiyorum. Bence mutlaka alıp okuyun arkadaşlar. Eminim pişman olmazsınız. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Oraya da böyle küçük küçük reelsler atıyorum. İşte kitaplarla ilgili videolar falan filan. Hatta bazen canlı yayınlar da yapıyoruz. Oradan da beni takip ederseniz gerçekten beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda lütfen benimle fikirlerinizi paylaşın. Yani sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum çünkü. Okumamı istediğiniz kitaplar varsa aşağıya yazabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa seve seve bunları cevaplamak isterim. Ama bu videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.